Merhaba sevgili 11. sınıflar, fizik dersi için arkadaşlar yazılıya hazırlık çalışması yapacağız hep beraber. Yazılı geldi çattı, bütün bakın ikinci dönem konuları bu videoda, tek videoda, bütün konuları arkadaşlar detaylı bir şekilde ben şimdi size anlatacağım. Yani yaklaşık bir saatlik bir video olacak ama bütün e, özelliklerden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar talk'tan bahsedeceğiz, bakın şimdi öğrenci e, notlarım var benim burada. Kütle merkezi, basit makinalar konularının bakın soru tiplerinden neler çıkabilir onları söyleyeceğim. Elektriksel kuvvetle ilgili arkadaşlar biraz sonra sana çok pratik bir kural vereceğim. Bakın şöyle çok akılda tutma yöntemiyle sana bir kural vereceğim. Gerçekten hiçbir zaman bunu unutmayacaksın bundan emin ol. Elektrik konusu arkadaşlar e, sığaçlardan bahsedeceğiz. Ve en sonunda MEB'in e, hazırladığı soru tipleri var bakın. MEB yazılı örnekleri var. Bunlara benzer sorulardan çözeceğim. Ve şu videonun sonunda eminim ki bütün konuların hepsini tekrarlamış ve anlamış olacağız. Ve yazılıya hazır olacağız sevgili gençler. Şimdi ikinci dönem yazılı çalışmamızda bakın. Bu şekilde gördüğünüz gibi bütün derslerle ilgili yazılı çalışma. Fizik de görüyorsunuz 23 Mart e, Cumartesi günü. O zaman hiç vakit kaybetmeden dersimize başlıyoruz. İlk olarak tortla başlayacağım sevgili gençler. Bakın şu yazılı senaryoları var biliyorsunuz. Şuradaki kazanımları da uygun olarak buradaki videoları hazırlıyoruz tork cisimleri denge şartı kütle merkezi basit makineler. Ben şimdi buradan mümkün olduğunca soru çözmeye çalışacağım ve neler çıkabilir onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Senaryolarımız bakın şurada. Buradaki senaryoların hepsine bağlı kalarak mümkün mertebe hepsinden bahsedecek şekilde bu videoyu hazırladım. Öncelikle arkadaşlar şimdi torku bir bakalım. Torku nasıl alıyoruz? Torkta sahil kuralı nasıl uygulanıyordu? Buradan bir başlayalım isterseniz. Şimdi bakın bir kuvvetin bir noktaya göre arkadaşlar ee, dönme etkisine tork denir diyoruz ve torku bakın kuvvetle uzaklığı çarpıyoruz hemen bir tane örnek verirsek diyelim ki bakın şu çubuk gençler şuradan dönüyor ya şuradan bakın dönen bir çubuksa şuradan sen bir kuvvet uygulayasan bak bu kuvvetin torku var mesela buraya doğru kuvveti yaklaştığınız zaman to kuvvetin torku azalır. Mesela şöyle söyleyelim. Sen bir kapıyı açacaksan mesela kapıyı itiyorsan. Bak şuradan itsen şu menteşe yakın yerden itsen daha zorlanırsın. Ama şöyle uçtan itince bakın ben böyle şu anda hissediyorum. Ben yani şuradan daha rahat itebiliyorum. Mesela şuradan biraz daha zorlanıyorum gibi. İşte çocuklar biz buna tork diyoruz. Peki nasıl bulacağız? Diyelim ki burada çubuğun boyunu bize verdi. Mesela özellik olarak örne örnek olarak burada 4 metre diyorum. Kuvvet arkadaşlar diyelim ki 6 Newton olduğunu düşüneyim. Demek ki torkumuzun formülü bakın burada tork eşittir. TL gösterebilirim ben bunu. Ne yapacakmışım bakın kuvvetle R'yi ya da uzaklığı diyelim siz zaten yani D'yi gençler çarpacağım. Kaç oldu burada bakın 6 çarpı 4'ten 24 Newton oldu. Peki bunun bir de sahil kuralıyla bir dönüş yönü var gençler. Bunu da yazılı sorabilir diye düşünüyorum. Buna bakın şu şekilde kullanıyoruz. Biz zaten 11. sınıfta daha belki o noktalara gelmediğiniz manyetik alan konusu, manyetik kuvvet konusu var. Biz orada bayağı bir şu sahil kuralını gençler orada kullanacağız. Peki burada nasıl yapıyoruz? Bakın şurada dikkat ederseniz buradaki çubuğumuz dönerken arkadaşlar şöyle bir çember çiziyor doğru mu? Şöyle O noktası olmak üzere, O noktası merkez olmak üzere. Bu şekilde bakın bir çember çiziyor. Dört parmağımız bakın dönme noktasını gösterecek şekilde. Dört parmağımız arkadaşlar dönme noktasını şu şekilde bakın dönüş yönü gösterince. Baş parmağın eğer tavana doğru bakıyorsa şu anda benim burada olduğu gibi. Eğer tavana doğru bakıyorsa arkadaşlar torkumuz ne olacak? Yönü nokta olacak. Eğer tam tersi bakın şöyle dönüyor olsa o zaman da baş parmağın içe doğruysa o zaman da çarpı olacak diyeceğiz. Hemen şurada bir iki örnek daha göstereyim istersen sana. Çünkü torku yönü ile ilgili soru çıkabilir. Mesela şöyle yapalım. Bakın şöyle bir çubuğum var. Şurada o noktasından şöyle bir kuvvet uygulanıyor Mesela kuvvete de bir değer vereyim istersen. 2 Newton. Şurası da 50 santimetre diyelim. Bunun torkunu bulursan ben şimdi tork eşittir kuvvet çarpı uzaklık. Ee, kuvvet ne kadar? 2 çarpı. Arkadaşlar bakın uzaklık olarak biliyorsun fizik biz genelde metre alıyoruz. Bakın ben burada özellikle santimetre verdim. Burayı da kaç alacaksın burada? 0.5 alacaksın. Bunu çarptığın zaman kaç olur? 1 olur. Bir de fizikçiler biliyorsun fizik öğretmenleri bu birimlere biraz yazıldı arkadaşlar. Dikkat ediyorlar. O yüzden sen de birimleri biraz dikkat edeceksin. Bunun birimi neydi bakın. F'in birimi arkadaşlar Newton. Bunun uzaklığı da metre ise. Bir Newton çarpı metredir diyoruz. Bakın birimi böyle yazabiliriz. Peki torkun yönünü nasıl yapacağız? Öncelikle bir dönüş yönünü belirleyelim. Bakın buradaki çember etrafında şu şekilde gördüğünüz gibi şöyle dönüyor bu. Böyle dönüyor. Ne yapacak da bakın dört parmağımız arkadaşlar. Dört parmağımız dönüş yönünü gösterecek. Bakın dört parmak şöyle dönüyor. Dönerken baş parmağım dikkat edersiniz tavanı gösteriyor. O zaman buradaki torkun yönü. Şöyle yapalım. Torkun büyüklüğünü bulmuşuz zaten. Yönü de şu anda ne olarak göstereceğim? Nokta olarak göstereceğim. Peki başka bir soru olsun. Başka bir soruda da bakın şöyle yapayım. Kuvvet şöyle yapayım bakayım. F eşittir. 8 Newton olsun. D eşittir de 2 metre olsun arkadaşlar. Şuradaki O noktası etrafında dönüyor. E bu bu sefer bakın nasıl dönüyor? Şöyle dönmüyor mu? Şu şekilde bakın şöyle bir çember çiziyor. Ve şöyle Bakın şu anda saat yönde dönüyor. Görüyor musunuz? O zaman burada torku büyüklüğünü bulalım. Tork eşittir kuvvet çarpı uzaklık. Bakın en güzel yazım böyledir. Öncelikle formülü bir yazarsın. Sonra alt satıra gelirsin. Mesela kuvvet ve uzaklık çarparsın mesela. 16 dedin. Ve birimi de koyarsın. Newton metre. Gayet güzel bir görüntü olur. Peki torkun yönünü bulalım. Sahil kuralıyla bakın dört parmağınız dönüş yönünü gösterecek arkadaşlar. Baş parmağın bakın dikkat edin şu anda yere doğru gösteriyor. O zaman şu anda bu torkun yönü ne olmuş oldu? Bu soru içinde yeri doğruysa çarpıdır diyeceğim. İşte böylece arkadaşlar torkun yönü de bana bu şekilde bakın sorabilir. Ee, evet sahil kuralından bahsettik. Şimdi biraz sonra ben farklı örneklerde zaten sana yapacağım. Torkla ilgili illaki soru bekliyorum açıkçası. Şimdi gençler ikinci olayımız da kütle merkezi. Yani şimdi kütle merkezinde ben ne yapmam lazım? Bakın arkadaşlar şimdi bir çubuğun kütlesi bakın bu mesela bu kalemin kütlesi nerededir? Her yerdedir yani bunun her yerin bir ağırlığı var ama biz bunun bütün ağırlığının ortada toplandığını düşünüyoruz. Yani ortada toplanmış gibi alırsak daha doğrusu bunu çözebiliyoruz. Bakın bir çubuğun kütle merkezi nerededir diyeceğiz. Tam ortasındadır diyeceğiz. E bir çemberin veya dairenin ya da kürenin arkadaşlar kütle merkezi nerededir? Nerededir? Gene ortadadır. Kare dikdörtgen gibi şekiller gene böyle kenar ortayların kesim noktası. Yani tam ortasında olacak yani. Sadece şuna bir dikkat etmeniz lazım. Bakın üçgenin ki de arkadaşlar üçgenin hani bu geometride de çıkar. Geometride de ağırlık merkezi veya kütle merkezi diye bir kavram vardır. Şimdi ağırlık merkezi şurada oluyor arkadaşlar. Bakın şunu üç parçaya bölüyorsunuz. Üç parçaya böldüğünüzde şu sivri uca bir iki birim şuraya bir birim uzaklıkta görüyor musunuz? Yani şurada bakın bir kütle merkezi vardır. Yani kütle merkezi işte şu noktada da diyeceğim. Bunu da sorularda bakın kullanacağım. Peki ben bir kütle merkezi sorusunu bakın nasıl çözmem lazım arkadaşlar? Şimdi şekiller verecek biraz sonra örnek göstereceğim. Bir şekil verecek. Şeklin arkadaşlar tamam kütle merkezini gösterdim. Peki buraya ne yazıyorum bakın? Buraya gençler dikkat edin. Bu bir telse buraya arkadaşlar çevre yazıyorum. Bakın buna dikkat edin lütfen. Telse bir çevre yazıyorum. Ama levhaysa buraya o zaman levhanın bakın alanını yazmam lazım. Eğer üç boyutlu bir şekilse o zaman da gençler hacim yazmam lazım. Nasıl yani? Bakın bir tane hemen bir tane örnek üzerinde göstereceğim. Şöyle yapayım istersen ekstra bir tane bir soru yazayım ben sana buraya. Ee, hatta yazıldığı da çıkabilecek bir soru bu. Şöyle bakın iki tane şekil. Hatta bir tane daha ekleyeyim. Bir tane daha bakın şöyle bir şekilde ekledim. Üç tane arkadaşlar burada çemberim var. Görüyor musunuz? Şöyle yapalım. Bunun yarı çapı R diyeyim. Bunun yarı çapı, bakın 3R diyelim. Bunun yarıçapı da arkadaşlar 2R olsun. Görüyor musunuz? Üç tane şekil var. Ve bu şeklin kütle merkezi. Şuranın, şunların kütleleri O1, O2 ve O3 diyelim bakın. Kütle merkezinde de bu şekilde dedim. Sana diyor ki bunun kütle merkezi Arkadaşlar bu şeklin sorumuz şu. Sana neyi soracak burada? Kütle merkezi veya ağırlık merkezi merkezi nerededir veya o birden ne kadar uzaktadır diye soracak. Şimdi gençler ve bunların birer bunların birer bakın şu anda birer çember olduğunu düşünerek yani bunlar birer levha da olabilir. Biraz sonra bir tane levha da yapayım ben sana. Şimdi arkadaşlar öncelikle bakın burada parçaları belirliyorum. Kaç parça var burada? 3 tane parça var. Ve bunlar birer çember levha değil. O yüzden öncelikle bakın bunların kütle merkezinden arkadaşlar ayrı ayrı bir gösteriyorum. Tamam bunları gösterdim. Peki buraya ne yazacağım? Bunun çevresini yazacağım arkadaşlar. Çemberin çevre formülü neydi? Bunu bakın yazılıya girmeden bir bilmemiz lazım. 2 pi idi ve biraz sonraki soruda şunu da kullanmamız gerekecek. Çemberin dairenin alan formülü neydi gençler? Pi re kareydi bakın. Bunları benim bir bilmem lazım. O zaman gel hemen geliyorum ben buraya. Bakın buraya diyorum ki 2 pi bakın yarı çapı r. Burası gençler 2 pi çarpı 3 r. Burası da bakın 2 pi çarpı 2 r demişim. Yani burada istersen 10 tane şekil olsun benim için fark etmez. Şimdi göstereceğim yolla sen bunu çok rahatlıkla yapabilirsin. Ee, arkadaşlar bakın çevreleri aldım. Bunlar bunun ağırlığı olmuş oluyor aynı zamanda. Şimdi bunu böyle çarpıp değerini de alabilirim ama. Bana kaça kaç oranı lazım aslına bakarsanız. Burada oran gerekiyor. O yüzden ben şöyle yapayım. Bunları kaç oranı var? Yani şunun ağırlığına bakın bir desem. Şunun ağırlığını arkadaşlar ne demiş oluyorum biliyor musunuz? 3 demiş oluyorum çünkü 6 pire. 4 pire buna da 2 demiş oluyorum. Bana bu yeterli. Yani sen bunu 2 pire, 6 pire, 4 pire de alabilirsin. Ama bu şekilde de alabilirsin. Bu şekilde de olur. Şimdi arkadaşlar geldik en önemli noktaya. Soruyu nasıl çözeceğiz? Soruyu arkadaşlar bakın çok pratik bir yol vereceğim sana. Aslına bakarsan bir formül de vereceğim ama. Edeceksin hocam belki gene mi formül diyeceksin. Ama arkadaşlar gerçekten bu formül bütün soruları çözebiliyor hiç sen ekstra bir şeyle uğraşmamış oluyorsun. E belki e, farklı kaynaklardan dinlediğin zaman sana torkla al falan gibi farklı yollar olabilir ama o bir soruda oluyor bir soruda farklı şekilde oluyor. O yüzden kafamız karışabiliyor. Ben yine torkla ilgili bir yöntem söyleyeceğim. Ama e, hepsini içeren bir yöntem olacak onu söyleyeyim. Yöntemimiz şöyle bakın arkadaşlar. Şeklin şu severen şeklin en soluna geliyorsun. Bakın şu en soluna göre şuraya ben bir O noktasıyım. O noktasına göre çocuklar tork alıyorsunuz. Yani şöyle yapalım bakın. Kütle merkezini bulmak için o noktasına göre tork yani şu 1 demiştik ya 1 çarpı şu uzaklık yani 1 çarpı 1 çarpı r artı 3 çarpı bakın şu uzaklık bu uzaklık ne kadar arkadaşlar? 3 buradan 2 buradan 5 r artı 2 çarpı şurası neydi bakın şurası 3 r çarpı 5 miydi? 3 r çarpı 5 r çarpı 3 üç, yazmıyor olmuşum 2 çarpı bir de şu uzaklık bakın şurası ne kadar olacak arkadaşlar? E şimdi 3, 3, 6 buradan. 6, 2 daha 8, 9, 10. 2 çarpı 10 R dedik. Evet şunları aldık. Bölü diyorum. Şuradaki ağırlıkları topluyorsunuz arkadaşlar. Bakın 1 artı 3 artı 2 diyorsunuz. Şimdi şuradaki işlemi yapalım. Bir R geldi buradan. Artı oradan bir 15 R geldi bakın. Artı 20 R geldi. Bölü 5, 6 geldi. Ben burada tabii değerleri biraz gelişi güzel verdim. Ee, Kesinlikle sayı çıkabilir ama önemli değil. Öğretmen belki on ayarlar ya da kesinlikle sayı da çıkabilir. Önemli değil. Ee, arkadaşlar kaç oldu buradan? 20, 35, 36R. Bakın 36R bölü 6. Oradan da cevap ne çıktı bakın? 6R çıktı. Tam çıktı. Yani 6R ne demek arkadaşlar? Sonuçta şu. Yani siz şuraya göre tork almışsınız ya. Demek ki cevap bakın buradan 6R uzaklıktaymış. Şundan 6R sayarsak bakın 1, 2R burası. 3 de burası 5. Bir daha gidersek 6 bakın şurada bir yerde. Yani şuradan bir yerden demek ki biz bunu asarsak dengede kalır. Yani o 2'den kadar uzaklıkta. Hani sana nereye sorduğuna bağlı. Ben şu O noktasından itibaren buldum. Mesela o 2'den itibaren dese 1 R'ye kadar uzaklıkta olmuş olacak sevgili gençler. Tamam bakın işte bu formülle bu formüle bakın biz burada her soruyu çözebiliriz. Şimdi ben bir tane daha bir örnek göstereyim. Biraz daha pekisin. Bu sefer de levhalı bir soru çözeyim istersen sana. Hatta şöyle yapalım mı? parça çıkartıp parça eklemeli sorular var. Ben genelde duydum öğrenciler diyor ki hocam ben o tip sorularda çok zorlanıyor. Bakın hepsini arkadaşlar ben bu yolla çözebilirim. Şimdi şurada bakın benim bir tane bir levham var arkadaşlar. Buradaki bir tane parçayı alıyorum. Mesela şuradaki şu parçayı diyelim şöyle aldım. Şuradaki parçayı bakın buradan çıkarttım. Geldim buraya ekledim. Bakın, geldim buraya ekledim görüyor musunuz? Yani şu parçayı şöyle göstereyim sarıyla göstereyim arkadaşlar. Buradaki sarı olan parçayı çıkarttım. Burada bakın buraya ekledim. Ve şeklin kütle merkezi ne kadar kaydı diye soruyoruz. Şurası 2R olsun. Burası da arkadaşlar şöyle 2R ise burası RR. Şu da R olacak. Bu şekilde aldım buradan buraya getirdim. <laughs> Bakalım bunu nasıl yapacağız Bu şekilde nasıl yapacağız? Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bakın bu sefer soruda yazım isterseniz bu bir levha diyorum levha diyorum ve yine kütle merkezine bakın soruyorum. Kütle merkezi nerededir ve yeni şeklin kütle merkezi nerededir? Eskiden kütle merkezi bakın şuradaydı. Şuradaydı ama şimdi yeni kütle merkezi herhalde biraz sağa kaymıştır diyeceğiz. Şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Öncelikle bakın buradaki parça çıkartılmadan önce bunu kütle merkezini bir gösteriyoruz. Peki nasıl gösteriyoruz? Pi r kare bakın bu sefer levha dediğim için bunun ben alanı bulmam lazım. Pi çarpı 2 r'nin karesi diyorum. Şuraya da ekledim ya parçayı. Bunu da bakın aşağıya doğru gösteriyorum. Burası da bakın pi çarpı r kare. Ha yalnız şuna dikkat. Buradaki çıkartılan parçayı da bakın şöyle yukarıya doğru. Gençler şöyle yukarıya doğru göstermemiz lazım. Bu da ne kadar bakın pi r kare diyorum. İşte bu şekilde istediği kadar bana buraya parça eklesin çıkarsın. Ben bu şekilde az, az önce yaptığım formülle bunu şöyle göstereceğim. Peki bunu pi r kare de dediğim gibi alabilirsin ama yine ben işi kolaylaştırmak için bunları oranını alacağım. Yani bakın buraya bir dersem eğer Burası da arkadaşlar bir oluyor. Şurada 2'nin karesinden bakın. Burası da ne oldu buradan? O zaman burası da 4 oldu. Şeklin neresine göre bakın almıştık. Az önce hatırlayın. En soluna göre arkadaşlar. Şurada bir O noktası belirlersen. Bakın O noktasına göre ben şimdi tork alacağım. Şimdi dikkat edin beraber alıyoruz. Kütle merkezi iştir diyelim şöyle. Kütle merkezi diyelim. Kesrimizi de çizdik. 4'ten başlıyorum şimdi bakın. 4 çarpı diyorum arkadaşlar uzaklığı alıyorum. 4 çarpı 2 R diyorum. Artı 1 çarpı şu 1'i alayım. 1 çarpı şu uzaklık ne kadar burası? 2, 4, 5 R. Tamam. Eksi diyorum bakın burası da önemli. Niye eksi? Çünkü dışarıya yukarıya doğru ya bu. Yukarı doğru olanlar arkadaşlar 1 çarpı uzaklıkta ne kadar bakın bu uzaklığı? 3 R. 3 R şöyle koydum. 3 R dedim. Eksi yani yukarı doğru olanları eksi alıyor. Böyle aşağıya doğru bakın burada da kütleler alıyorduk. 4 artı 1. Yukarıya doğru olan bakın eksi 1. İşte bu şekilde eğer çıkartılan bir parça varsa bunu da eksi olarak göstereceğiz. Burada ne çıktı bakalım? 8R artı 5R eksi 3R bölü. Şunlar birbirini götürdü. 4 oldu. Ee, bundan bunu çıkartırsam arkadaşlar şuradan 5 10R bölü 4. Yani 5R bölü 2 çıktı. Yani 5R bölü 2 de ne demek? Şuradan itibaren 2.5 uzaktaymış. Yani 2.5 da neresi oluyor bakın sayalım mı? 2.5 yani tam şurası arkadaşlar. Tam şuranın bakın orta noktası değil mi? Dikkat edin bu formül ise nereye veriyor? Her zaman yine O'dan itibaren uzakta veriyor. İşte bu şekilde sorular beklemeliyiz gençler. Bu şekilde sorular gelebilir diye düşünüyorum açıkçası. Birazdan kütle merkeziyle ilgili birkaç örnek daha yapacağım. Şimdi açıkçası öncelikle şu kondan bahsederek gideyim. Sonrasında biraz daha örneklerde detaylara gireceğim sevgili gençler. Şimdi geldik basit makinelere. Basit makinelerde biliyorsunuz gene soru bize çıkacaktır. Bir kere hemen şunu bir bilelim. Basit makinelerle arkadaşlar kuvvetten, hızdan, yoldan kazanç sağlanabilir. Evet. Ama aynı oranda bakın aynı oranda arkadaşlar bunlardan kaybetmeliyiz. Mesela kuvvetten kazanıyorsan o zaman yoldan kaybedersin. Veya yoldan kazanıyorsan kuvvetten kaybedersin gibi. Ama ikisinden de arkadaşlar aynı anda ikisinde yapamaz. Yani ikisinden de kazanç olmaz. Hem kuvvetten hem yoldan kazanç olmaz. Birinin kazanç varsa birinin kayıp olması gerekir. Ee, mesela örneğin yoldan kazanç varsa kuvvetten kayıp vardır demişim çocuklar Peki kuvvet kazancı ise yük bölü kuvvette bulunur. Gene bu biraz havada kalmasın diye hemen ben sana bir tane bir örnek yapmak istiyorum sevgili gençler. Öncelikle e, mesela makaralar bizim için çok önemli. Makaralar sorusuyla ilgili bir tane şöyle bir e, soru yaparsam. Şöyle basitten zora doğru birkaç tane örnek koyacağım gençler buraya. Bakın şöyle bir tane basit bir tane örneğimiz olsun. Şurada şöyle bir tane yük koyarsam. Evet. Bir tane de şöyle bir makara yapayım isterseniz. Şöyle biraz iç içi olsun şöyle. Hatta bunu palanga falan da diyoruz. Yani palanga da olsa işlemimiz çok fazla değişmiyor. Bakın aynı şeyleri yapıyoruz biz burada. Şöyle şuraya da bakın şöyle bir tane makara koyayım. Evet hatta şöyle de yapayım mı biraz. Evet güzel. Tamam tam öğretmenlerin sevdiği gibi böyle karmaşık bir soru oldu. Evet iki tane arkadaşlar şuraya makara sorusu yaptım. Peki Gelelim şurada arkadaşlar bakın bir F kuvveti vereyim. Diyelim ki F kuvveti 10 Newton olsun. Burada da P yükü olsun ve makara ağırlığı olmasın. Burada şimdi bir iki durumdan bahsedeceğim sana. Arkadaşlar şimdi makara sorularını çözerken dikkat etmesi dediğim şey şu. Makaradaki kuvveti bakın taşımanı istiyorum. Yani şöyle e, ipteki gerilme kuvveti yani şu ipteki gerilme kuvveti 10 ya. Bu ipi bakın şöyle devam ettiriyorsunuz arkadaşlar. O zaman ne diyorsunuz işte buradaki ipteki gerilme kuvveti bakın nedir? dur diyoruz. Bunu bir kere taşıyoruz. Burada da biraz sonra öyle yapacağız. Bakın şuradaki ipten başlayacağız. Aynı ipse mesela. Aynı ipse gerilme kuvveti aynıdır diyeceğiz. Şimdi buraya 10 10 dedik ya bakın burada ip bitti. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu makarada bakın dengeyi alıyoruz. Yani bu makaraya bakın yukarı doğru çeken burada iki tane ip var. Yani 20 var. O zaman aşağıya doğru çeken buradaki P kuvvetinde burada. Bakın 20 olması gerekir diyoruz. Güzel bunu böyle çözebiliriz. Peki başka sana burada ne sorabilir? Burada arkadaşlar sana az önceki bakın formülü kuvvet Bakın kuvvet kazancını sorabilir. Kuvvet kazancı. nasıl sorabilir? Ya şimdi peki sen burada kuvvetten kazanmış mısın yoksa kayıp etmişsin? Bir bakalım şimdi. Bakın 20 nitonluk bir yükü arkadaşlar biz ne kadarla 10 Newton'la burada yukarıya kaldırmışız. Yani bu bir kazanç mıdır? Kazançtır. Peki kaç kat sen burada kuvvetten kazanmışsın şu anda? Bakın iki kat bir kazanç var görüyor musunuz? Bunu da nasıl buluyoruz? İşte biz burada P'yi F'ye bölerek buluyoruz. Yani 20'yi bakın 10'a böldüğümüz zaman arkadaşlar burada ne çıkıyor burada? iki olarak çıkıyor. Kuvvet kazancı belki sorulabilir. Peki burada şöyle bir şey daha sorulabilir. Bazen de şunu soruyor size. Diyor ki bu ipi yukarı doğru çekiyorum. Güzel. Ne kadar çekeyim mesela bunu? 8 metre. Bakın buradan 8 metre arkadaşlar. Yukarı doğru çekiyorum. O zaman buradaki yük ne kadar çıkar diye soruyor. Bunu çözmek için de şöyle bir yöntemiz var. Burada arkadaşlar iş korunumundan faydalanıyoruz. Yani bununla bunun hani işin formülünü bir hatırlayın. Kuvvetle yolun çarpımıydı. Bununla bakın kuvvetle çekilme miktarını çarpıyoruz. Bakın şöyle yazalım. Buradaki 10 arkadaşlar 8'i çarpıyoruz eşittir diyoruz. Burada kuvvetle neyi çarpmalıyım? Yani 20 ile bakın neyi çarpmalıyım diye düşünüyorum. Gördünüz mü? Bu şekilde işlem yapıyor. Yani şurada sıfırla gider. Kaç kaldı arkadaşlar? Şuraya ne yazmalıyım o zaman? 4 mi yazmalıyım? Ha, demek ki bakın bu da yukarıya doğru 4 metre çekilmeliymiş. Gördünüz mü? Burada bakın burada bize kuvvet kazancını sorabilir. Şuradan isterseniz ikiye ayırayım. ikinci soru çünkü bu. Kuvvet kazancını sorabilir. Kaç metre çıkıyor diye sorabilir. Gördünüz mü? Bunları arkadaşlar bana burada yapabilir. Peki hemen şunu da söyleyeceğim ben burada. Bakın ben bu soruyu makara ağırlıksız olarak yaptım. Peki makara ağırlığı var deseydi. Buradaki makara ağırlığından bahseseydi arkadaşlar. Diyelim ki makara ağırlığı bakın burada 5 Newton dedi. O zaman soruyu şöyle çözmeliydik. Bakın burası 10 Newton. Tekrar buraya taşırsam bakın bu da yine 10 Newton. Yukarı doğru bakın bunu ne kadar çekiyor arkadaşlar? 20 çekiyor. O zaman aşağıya doğru çeken kuvvetler de bakın 20 olmalıydı. Yani az önceki soruda sadece P vardı ama şimdi bir de 5 var. O zaman buranın kaç olması lazım? 15 Newton olması lazım. Görüyor musunuz? Orayı bir daha tekrarlayayım. Bakın 10, 10, 20. Aşağı doğru da 20 olması için yeni değeri 15 olacak. Yani makara ağırlığı şu anda yokken 20 idi. Ama varken 15'e düştü. Diyebiliriz. Şimdi sağdaki soruya bakalım. Bu biraz daha karışık gibi duruyor ama... Ya yani bizim için hiç fark etmez. Aynı şekilde çözüyoruz. Mesela şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradaki... Şuradaki yük... Ne kadar diyelim mesela? 60 Newton'sa... Şuradaki yük ne kadardır diye soralım mesela böyle bir soru yapalım. Ee, soruya bakın belli bir yerden bir başlamamız lazım parça parça gitmemiz lazım. Mesela önce bu sol tarafı kapatırsanız şu sağ tarafa bakarsanız bakın şu sağ taraftaki makarada arkadaşlar dengeyi yazmalısınız. Bu makarayı aşağı doğru çeken kuvvet nedir 60 o zaman yukarı doğru çeken de 60 olmalı. Bu iplerde bakın aynı ip olduğu için şurası bakın 30 burası da arkadaşlar 30'dur. Makaralarda hep şunu yapmanız gerekir. Bakın şuradaki kuvvet arkadaşlar taşımalısınız. Yani şuradaki 30'u bakın şöyle taşıyorum ya. Bu aynı ip olduğu için bakın burası da 30'dur. Böyle devam ediyor bakın. Gene şuraya kadar bakın aynı ip. Bakın şunlar da değil mi? Şurası da gene bakın 30. Böyle devam ediyor. Burası da arkadaşlar 30. Bu devam ediyor. Burası da bakın 30. O zaman tekrar şu makarada bakın dengeye alıyorum. Şu makarayı da okunan dikkat edin. 1, 2, 3 tane ip var. 30, 30, 30 kaç yaptı? 90 demek ki aşağı aşağıya doğru çekende de 90'dır diyoruz. Gördünüz mü? İşte bu şekilde arkadaşlar basım makinelerle ilgili biraz sonra ben birkaç örnek daha göstereceğim. Evet şimdi geldik sevgili gençler. Burada elektrikle ilgili ee, bir konumuz var. Şimdi elektriksel kuvvet, elektrik alan, elektrik potansiyel, işte potansiyel enerji diye. Bakın şurada sevgili gençler ben şimdi size buraya çıkardım. Dört tane arkadaşlar konu var burada ve bunların formülleri birbirine çok karışıyor. Yani elektriksel kuvvet dediğim şey nedir mesela? Bakın burada yazmışım arkadaşlar. Mesela artı artı itiyor değil mi? Ama kaç Newton'u itiyor? Mesela artı eksiği çekiyor diyoruz. Kaç Newton'u çekiyor? İşte bunu şimdi biz burada kullanacağız, yazacağız. Onun bir formülü var ama diğerleri de birbirine çok benzediği için... ...hepsi sevgili gençler birbirine karışıyor. O yüzden ben şöyle bir akılda tutma yöntemi sana vereceğim şimdi. Bu yöntem e, yine biraz belki hafif saçma bir şey gibi olacak ama gerçekten işe yarayacak emin olun ben hep öğrencilerimden şunu duyuyorum hocam mesela öğrencili bitireli işte 10 sene oldu ama sizin o yöntem ben unutmadım diyenleri duyuyorum öyle söyleyeyim ben sana. Şimdi o yöntemi ben sana söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar elektriksel kuvvet bakın bu elektriksel kuvveti biz F ile gösteriyoruz. Sonuçta kuvvet ne ile? F ile gösterilir. Elektrik alan gençler E harfi ile gösterilecek. Yani elektrik alanın E'nin elektriğin E'si. Sonra elektrik potansiyel arkadaşlar volt lafından bahsedeceğiz. Burada biraz sonra detaylara gireceğim. Elektrik potansiyelde volt demektir. Bakın bunda V ile göstereceğiz. Bu potansiyel enerjide arkadaşlar. Bu enerji de E ile gösteriyoruz ama potansiyel olduğunu ifade etmek için bunu EP ile gösteriyoruz. Şimdi bakın ben bu formülleri arkadaşlar bir adama benzetiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hocam formülü adama nasıl benzetiyoruz? Şöyle arkadaşlar. Şimdi bakınız bu şöyle bunu bir adam gibi düşünelim. Şöyle. Şöyle yapalım. Adamın kolları var ve bacakları var. Şimdi önce şunu bir söyleyeceğiz. Bakın elektriksel kuvveti belki biraz da atılıyoruz. Şimdi elektriksel kuvvet bakın şurada söylediğim gibi. Mesela buradaki artı artı itiyor. İşte kaç itiyor? Bunun şöyle bir formülü vardı gençler. Bakın K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklığın karesi. Bakın formül bu şekildeydi. Ve işte ben buradaki formülü birinci formülü gençler. Buradaki bu adama benzetiyorum. Bu adamda bir adı var. Ne biliyor musunuz? Fevep. Hocam Fevep ne alaka diyeceksiniz? Bakın gençler şuradaki baş harfler var ya. Yani elektriksel kuvvet, elektrik alan, elektrik potansiyel ve potansiyel enerji. Biz zaten bunu her zaman bu, bu kurala göre anlıyoruz. Buradaki baş harfler bakın ne oluyor arkadaşlar? Feveb oluyor. Bu adamına da Feveb olsun. Peki ondan sonra bu Feveb'in şöyle dikkat edin. Şu gövdesi gibi düşünün. Üst tarafta bakın iki tane Q'muz var. Yani şu kolları Q oluyor burada. Q1, Q2 ve bacakları da arkadaşlar Feveb'in alt tarafta paydada olduğu için. Bunlar da bakın D1 ve D2 oluyor arkadaşlar. K'da Feveb'in kafası oluyor. Yani şurada K'da kafası oluyor. Şimdi bu fevep arkadaşlar bir askermiş. Fevep'i biz askere gönderiyoruz. Şimdi fevep öncelik bakın birinci formülde fevep tam. Yani iki kolu var bakın Q1 Q2. D1 çarpı D2 yani D'ler D çarpı D1 çarpı D2 dememize gerek yoktu. D diyebilirdik biz buna. Yani şu D çarpı D'dir değil mi? Heh. Şimdi gençler bu fevep savaşta savaşırken önceki de kolunun birini kaybediyor arkadaşlar. Yani kolunun birini savaşta kaybediyor. E ne oluyor? Bir tane kol gitti. Bakın K çarpı Q bölü ama bacak gitmedi bakın. Bacaklar duruyor. Yani Feben'in önce neyi gitti arkadaşlar? Bir tane bakın kolu gitti. Ondan sonra bir alttaki formüle geçince bakın arkadaşlar Febep bacağının da bir tanesini kaybediyor savaşta. K çarpı Q yani kolun bir tanesi gitmişti zaten. bacağında bir tanesi gitti. Gördünüz mü? Ondan sonra arkadaşlar daha bir gidecek bir şey kalmadı. <laughs> Savaştan sonra FVB diyorlar ki yani sen kahramanca savaştın. Yani bir kolunu bir bacağını kaybettin. Sana bir protez vermek istiyoruz. Kol ya da bacak ama diyorlar işte savaş dolayısıyla hani sıkıntıyız. ikisini birden veremiyoruz. Birini seç diyorlar. Kol mu bacak mı bir tanesini seç diyorlar. FVB de diyor ki onlar kol da lazım bacak da lazım ama kol daha lazım diyor. O yüzden kol istiyor. Kol geri geliyor arkadaşlar. Yani kol üstteki Q'lardan bir tanesi bakın bu alttaki formda geri geliyor. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D oluyor. Bakın bacak geri gelmiyor. İşte sen şu hikayeyi bir daha bir geriye al izle. Gerçekten aklında kalacak. Yani bütün her şeyi unutacaksın bunu unutmayacaksın. Şimdi gençler. Dolayısıyla burada bakın şu febebi. Febebi. Dört tane konuyu. İşte bakın febeb önce tam. Önce bakın burada kol gidiyor. Yani kolun bir tanesi gidiyor. Sonra bacakta gidiyor. Sonra kol geri geliyor şeklinde ezberlersek. Dört konuyu bakın aynı anda yapmış oluyoruz. Peki şu ilk ikisi bakın. Bu ilk ikisi vektörel bir konudur vektörel. Yani ne demek vektörel? Hani bunlarda yönden bahsedeceğiz, itiyor diyeceğiz, çekiyor diyeceğiz. Şu ikisi de arkadaşlar bunlar da skalerdir. Bunlarla işlemler açıkçası biraz daha kolay. Yani burada çok fazla itiyor çekiyor. Demin burada direkt olarak art eksi formülü yerine koyarak göstereceğiz. Şimdi bunlarla ilgili hepsiyle ilgili birer örnek yapacağım arkadaşlar birazdan. Ama bu FEVEP gerçekten bizi bu noktada kurtaran bir şeydir. Seneye de bu çok sana lazım olacak. Şimdi gelelim. İlk formülümüz arkadaşlar. Bu da Coulomb kuvveti dedik. Artı artı göstermişim ben. Birini iter ama artı eksi olsa birini çekerdi. Neydi arkadaşlar formülümüz? K çarpı. Bu arada burada K dediğimiz değer de şöyle der. 9 10 üzeri 9'dur arkadaşlar. Eğer rakamlı bir soru soracak söylemenimiz. Bunu bize parantez verir ama vermezse biz bunu K olarak bırakıyoruz. Q1 çarpı Q2 bölü D kare diyeceğiz gençler. İşte bu şekilde bir şey yapacağız. Ee, elektrik potansiyeli bakın. Burada ben tanımını vermişim uzun uzun ama elektriksel potansiyel enerji. Hemen şunu istiyorum senden bak. Bunun formülü anlamak için hemen ne yapacaksın? Arkadaşlar F ve B bir yazacaksın. Tamam F ve B yazacaksın. Potansiyel enerji deyince nedir? Budur. Ee, F neydi? Nasıldı? Bunun formülü neydi arkadaşlar? Bir düşünelim. Bakayım hatırlıyor musun? Şimdi beraber bir test edelim. Birinci formül neydi? Bakın K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Ee, sonra ne gidiyordu hatırla? Önce kol gidiyordu. Sonra bacakla gidiyordu. Sonra Kol geri geliyordu. Yani burada formül ne olacak? Söyle. Q1 evet Q2 bölü. D dedim bakın bacak geri gelmiyor. Evet işte bana potansiyeli sorduğu zaman gençler. İşte ben bunu burada bulacağım. Elektriksel potansiyel enerjiyi bakın soruyorsa bunu yapacağım. Peki elektrik potansiyel hemen yazalım mı FVV? F, E, V, E, P. Yani elektrik potansiyel derken bakın şurası değil mi? O zaman neydi arkadaşlar? Asker tam da bakın kol gitti bacak gitti. O zaman bir kol bir bacak gidiyor. Yani KQ bölü D mi oluyor? Evet çok güzel. Şimdi biraz sonra bunların hepsini ben olayından bahsedeceğim. Ee, sonra da arkadaşlar potansiyel fark e, ve saç demişim. Şu noktaya şu noktadan da bahsedeyim. Ondan sonra örneklere geçeyim isterseniz. Şimdi arkadaşlar potansiyel fark dediğim bakın bazen iki nokta arasındaki bana potansiyel farkı sorar. Şimdi şöyle diyeyim ki buraya bir tane yük verir. Diyelim ki artı yüklü bir cisim verir. Şuraya da arkadaşlar A noktası ve B noktası verir. Ben bunun F V ile potansiyelini bulurum ya da bana verir hazır olarak verir. Potansiyel fark dediği zaman bakın şöyle. Diyelim ki AB arasındaki potansiyel fark deyince yalnız şöyle bir şey vardır. Fizik her zaman B'den A çıkartılır sevgili gençler. O yüzden B'den A'yı çıkartacağım. Mesela sana dedi ki buradaki bakın potansiyel şurası 20 volt. Şurası işte 5 volttur dedi. Potansiyel fark ne kadardır derse mesela ben her zaman sondan ilki çıkartacağım. Yani buradaki A'yı çıkartacağım. Buradan da kaç çıktı bakın. Eksi 15 mi çıktı mesela şu anda? Rakamımız arkadaşlar eksi de çıkabilir, artı da çıkabilir. Evet. Bir de konunun sonlarına doğru bakın. Burada elektriksel sığaç ve sığa diye bir olay var. Şimdi sevgili gençler. Şimdi bu elektrik devrelerinde bize şu dirençleri falan gördük ya. Bir de yük depolamak için şöyle sığaç diye bir devre elemanı vardır. Bunda böyle bir pile bağlar. Bakın böyle bir şey de bize sorabilir. Bunu bu ne işe yarar? Yük depolamaya yarar arkadaşlar. Bunun bir kapasitesi vardır. Bu C ile gösterilir. Ee, şunu biraz altı yazayım. C eşittir. Kapasitenin şöyle bir formülü vardır arkadaşlar. E çarpı A bölü D. Buna da ben C at formülü diyorum. Hani cihat gibi sanki. Hani cihat diye bir tanıdım var. Cihat abi falan dersin ya. C Cihat arkadaşlar E dediğimiz bu aradaki şu maddenin biraz sonra yine örnekle göstereceğim. Di elektrik katsayısı yani elektrik geçirgenlik katsayısı. A dediğimiz şuradaki levhaların alanı oluyor. D dediğimizde gençler levhalar arasındaki şu uzaklık olmuş oluyor. Bu işte bunun e, saç değerini veriyor gençler. Bunu çok soruyor C at Bakın C at amcamız e, bununla ilgili şimdi e, neler sorabilir onu bir söyleyeceğiz. Buradan da ben soru bekliyorum açacağız Evet şöyle bir örneğimiz var gençler. Şimdi burada birkaç şeyden de bahsedeceğim. E, güzel de bir örnek. E, birkaç durumdan bahsedeceğim. Şimdi gençler bakınız şekil 1 ve şekil 2 var. Şekil 1'deki cisim bu şekilde dengede durmuş ilk cisimi diyor. E, ağırlığı G olan Y cismi de... Arkadaşlar... Şekildeki de takılınca bir de şekil böyle dengede durulmuş. Yani şekil böyle şekildeki de denge var. T2 gerilmesi 60 ise... X ve Y'nin ağırlıkları nedir diye bana sormuyormuş. Peki şimdi ben şunu soracağım sana. E, şimdi şekil 1'e sadece bakarsan... Yani sadece şu şekilde bakarsan... Burada bakın dikkat edin. Burada bir cisim var ama bu tarafta bir cisim yok. E bu nasıl böyle duruyor? Çubuğun bir ağırlığı var doğru mu? Çubuğun ağırlığı var. Bir de şöyle bir durum var. Eşit bölmeler arkadaşlar düzgün türde çubuk dediği zaman... Ben bu çubuğun ağırlığı ne yapmalıyım? Çubuğun tam ortasına koymalıyım. Bakın çubuğun tam ortasına. Gençler şu şekilde çubuğun ağırlığı koyduk. E, buna da G diyelim isterseniz. Çubuğun ağırlığı G diyelim. Hatta aynı çubuğun ağırlığı bakın buraya da koymalıyız. Çünkü ikisi de aynı çubuk. Evet. Kale çubuğu, kale çubuğu. Bunu yani şuradaki soruyu okumadan çok eksik geliyor ve buradan bayağı bir hata görüyorum ben. O yüzden arkadaşlar şuradaki türdeş şu olup olmadığına da sizin çubukta bir dikkat etmeniz lazım. Peki şekil 1'e bakarsak bu nasıl böyle durmuş sevgili gençler? O zaman bunu ne yapmalıyız? İpe göre torkunu almalıyız. Bakın şöyle mi yazacağız? yukarı yazayım. G çarpı bakın G çarpı şu uzaklık. Yani ne kadar burası bakın? 1 bölü 2. Eşit olmalı. X çarpı. X çarpı bakın şu uzaklık. Burası da ne kadar? 2. Yani G çarpı 1 bölü 2. X çarpı 2 dedik. İşler dışarı çarpımı yapsam buradan bakın. G eşittir. 4X diye bir şey çıktı. Şöyle bir denklem bulmuş olduk. Bu bir kenarda dursun. Hatta şurada da bir yazalım. Burada da G eşittir arkadaşlar. Gene burada ne kadardır? 4x. Bakın bu da x. Doğru mu? Bir de burada y var. O zaman bir de burada tork alacağım ben. Burada nereye göre alacağız? Gene arkadaşlar ipe göre alacağız. Bakın sol tarafa çevirenlerin torkunu sağ tarafa çevirenlerin torkunu eşitleyeceğiz. Sol tarafa doğru bakın ne var? Y çarpı 2 var. Yani şöyle yazıyorum bakın. 2 çarpı y eşittir diyorum. Burada arkadaşlar burası 4x çarpı 1 bölü 2. Yani 4x çarpı 1 bölü 2 ne yapar? 4x bölü 2 yapar. Artı bir de x çarpı şu uzaklık. Ne kadar? 1, 2, 3. Yani 3x. Gördünüz mü? Yani şuradan 2y eşittir. Şuradan gençler 2x çıkıyor. 3x de buradan 5x çıktı. 5x çıktı. Yani bu şekilde ne yapmış olduk? Biz şu anda x ile y arasında bakın bir bağıntı bulmuş olduk. Ya yani bu noktadan sonra tabii bunu birçok şekilde çözebiliriz ama. Ben şöyle yapayım istiyorum. Yani burada y'ye 5k koyayım. X'e de bakın arkadaşlar 2K koyalım. Yani o zaman şöyle yapacağım. X gördüğüm yere ben burada 2K yazacağım. Tamam burası 2K. Şurası da 4x olduğuna göre burası bakın 8K olacak. Şu Y de ne kadardı arkadaşlar? Bu da 5K'ydı. Evet. Bir de gençler tork sorularında biz denge alabiliriz. Yani aşağı çeken kuvvetler, yukarı çeken kuvvetler eşittir. Bakın ip kelimesi burada 60 olarak verilmiş ya. Şurası 60 ise aşağı doğru çekenleri bir toplayalım mı? 8 2 daha 10 15K Bakın şöyle yazıyorum. 15K eşittir. Yukarıya doğru bakın ne var? 60 var. K eşittir o zaman. Buradan ne çıktı? 4 çıktı. E K'mız 4 ise arkadaşlar bana buradan neyi soruyordu? X ve Y'yi soruyordu. Ben burada bakın X'e 2K demiştim. O zaman X'in buradan 8 olduğunu buldum. Y'ye de bakın 5 demiştim. 5 kere 4'ten buranın da arkadaşlar 20 olduğunu buldum. Demek ki buradan X'in ağırlığı 8, Y'nin ağırlığı da bakın 20 olarak çıktı. Biraz zor bir soru gibi ama yani bu tarz sorular da çıkabilir diye koydum açıkçası çocuklar. Demek ki siz ne yapmanız gerekiyor? Çubuğun ağırlığını gözden kaçırmayacaksınız. Bakın çubuk ağırlıksız demediğim müddetçe çubuğun ağırlığı vardır. Bunlara dikkat edeceksiniz. Ee, yerine koyduktan sonra arkadaşlar iki tane şekil varsa iki kere tork aldım. Bir kere şekil bir tane olsaydı o zaman bir tane tork alacaktım gibi. Yine öğretmenler çok sorduğu sorulardan bir tanesi olduğu için buraya koyuyorum gençler. Aradaki de farkı göstereceğim. Şimdi bakın burada aslında iki tane soru var. Bakın şöyle bir levha asıyor sana. Belki öğretmen de sınıfta çözmüştür. İşte diyor ki şunu çıkarttım diyor kütle merkezinin değişmemesi için... ...işte hangisini çıkartmalıyım? Bunun işte veya dengenin bozulmaması için buna karşılık neyi çıkartmalıyım gibi sorular soruyor arkadaşlar. Şimdi numaralı parçalardan hangi ikisi birlikte çıkarılırsa... E, ...levhan ağırlık merkezinin yeri değişmez ve e, kütle merkezi değişmez diye sormuş. E, burada arkadaşlar dikkat ederseniz... Bu şekilde dengededir demiş. Yani belli bir burada ben e, bir parça vermedim. Ama şöyle söyleyeceğim. E, bana e, isterseniz çıkarılan parçaya karşılık yani e, şöyle diyeyim. Çıkartılan parça diyelim isterseniz. Çıkartılan parça dedim arkadaşlar. Ve yine çıkartılan parça diyorum. Çünkü hani çıkartılan parçaya karşılık çıkartılan parça ne olmalı? Bakın şimdi öncelikle arkadaşlar A şıkkına bakarsak. A şıkkında ne diyor? Ağlık merkezi yani bu A şıkkıyla ilgili e, şimdi bir örnek yapacağım. Şimdi mesela gençler bir numaralı parçayı çıkartmış olsun. Bakın bir numaralı parçayı çıkartıyorum. Bir numaralı parçaya karşılık ne yapmalısın? Sen bunu tam simetriği olan parçayı çıkartmalısın. Yani kaçı? Bakın buna karşılık arkadaşlar 16'yı çıkartman gerekiyor ki buradaki kütle merkezi değişmesin. Veya başka bir örnek yapalım. Mesela 5 numarayı çıkarsa gençler. Buradaki 5 numara çıkarsa buna karşılık ne dersiniz? Bunu tam simetriyi yani şuradaki O noktasına göre simetriyi neresi bakın? 12 değil mi? Evet 5 numaraya karşılık bakın. 12'yi çıkartmamız lazım. Peki bir tane daha yapalım. 10 numara çıkarsam ne dersin? 10 numara bakın simetri gençler 7 numaradır gibi arkadaşlar gider. Ama şunu da söyleyeyim hemen. ...ikili bir parça çıkartırsa mesela sana dese ki şöyle söyleyelim. 2 ve 2 ve 5'i çıkarttım dese. O zaman şöyle yapman lazım. Hani 2'ye karşılık bu, 5'e karşılık bu arkadaşlar doğru olmuyor. Şöyle yapacağız bakın. 2 ile 5'in kütle merkezini bulacaksınız. Kütle merkezi burası ya. O zaman bunun simetriği olan bakın parça neresi oluyor, nokta neresi oluyor arkadaşlar? Burası oluyor. İşte bu noktayı sağlayan parçaları alman lazım. Yani 11 ile 16 da olabilir. Bakın 12 ile 15 de olabilir. Yani 11 ve 16 olabilir. Virgül 12 <laughs> ve... 15'te olabilir. Tamam gençler? Demek ki ikili parça çıkarılımlarında tek tek değil. Çıkarılan parçaların kütle merkezini bulup ona simetrik olan parçayı bizim almamız gerekiyor. Görüyor musunuz? Gibi bu arkadaşlar bu şekilde gidiyor. Peki B şıkkına gelelim. B şıkkına gelelim. Bakın ee bu dengenin bozulmaması için bu kütle merkezinin değişmemesi için de arkadaşlar. Peki dengenin bozulmaması için dese... Bire karşılık hangisini çıkartıyorum dese he, o zaman olay şöyle oluyor. Bakın bir numara şu sütünden çıkartılmış ya sen de şu sütünden bir tane parça çıkartman lazım. Yani eğer bir numarayı çıkartıyorsa arkadaşlar senin burada bu sefer bakın B şıkkını yapıyorum. Yani dengenin bozulmaması için derse kütle merkezinin değişmemesi için değil levhan dengesinin bozulmaması için derse arkadaşlar 4 olabilir 8 olabilir 12 olabilir ve 16 olabilir diyeceğim. Tamam mı bakın bire karşılık gençler bu olabilir diyeceğim. Ha beşe karşılık hangisi olur? 5 bakın gene bu sütünde olduğu için gene aynı şekilde şuraya denden koyuyorum görüyor musunuz gibi. Peki onu çıkarsan bakın 10 bu sütünde ya o zaman senin de işte şu sütünden buna simetrik olan sütünden çıkarman lazım. Yani ona karşılık hangisi oluyor bakın 3 oluyor. Arkadaşlar 7 oluyor. 11 oluyor ve 15 oluyor görüyor musun? İşte bu şekilde bu biraz daha esnek. Bu şekilde çıkarabiliriz. Peki böyle ikili sorarsa 2 ve 5 çıkardım derse. Ha o zaman bakın 2'ye karşılık çocuklar. Şu sütundan şöyle birinci sütundayım isterseniz. Birinci sütundan bir parça. 5'e karşılık da ikinci sütundan herhangi bir parça oluyor. Mesela e, sen burada hani 2 ve 5 çıkardın ya. 2'ye karşılık diyelim ki 3, 7, 11, 15'ten birisi. 5'e karşılık da 4, 8, 12, 16'tan bir tanesi. Yani 3 ile 8 olabilir, 7 ile 4 olabilir, 7 ile 12 olabilir, 11 ile 8 olabilir gibi. Tamam mı arkadaşlar? Bu şekilde bakın kütle merkezinin değişmemesi ve e, dengenin bozulmaması sorular arasında bir fark var. Bunu da işte bu şekilde yapabiliriz. Peki bir basit makine sorusu daha yapalım seninle beraber. Bakalım soruyu okuyoruz. Burada şuna dikkat etmemiz lazım. Mesela makara ağırlıkları var mı? sistem e, dengede mi? Hani bu ifadeleri arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. E, bakalım şimdi. Kalsiyum tavanı iple bağlayan gerilme kuvveti yani şuradaki T gerilme kuvvetini görüyor musun? Bak şuradaki T gerilme kuvvetini hemen üstüne yazalım. Bunu bakın 30 Newton olarak gençler vermiş. Tamam. Ve makaraların kütleleri imal edilmiş. Bakın bu yazıyı görmeden makara ağırlıklarını almamaz yapamayız. Makara ağırlıklarına arkadaşlar dikkat etmemiz lazım. Peki az önce söyledik dersin başlarında. Dedi ki ip gerilmesi gençler Aynı ipse değişmez. Bakın şurası 30 Newton ya. Yani. Bu 30 Newton bakın böyle geliyor arkadaşlar. Şöyle bakın geliyor ya. Burası hep böyle 30'dur. Yani burası da 30'dur. Burası da 30'dur. Görüyor musunuz? Aynı ipte girme arkadaşlar. Farklı olamaz. Bunu şimdi bir kere yazdık. Peki sonra şu makarada bakın dengeye alalım. Yani bu makarada bakın bu ipi yukarı doğru. Bunu yukarı doğru çeken 30 30'da 60 var. O zaman aşağıya doğru çeken şu L ipindeki L ağırlığı da arkadaşlar 60 olmalı. Görüyor musunuz? L'yi bu şekilde bulmuş olduk. Peki K'ya gelelim. Şimdi eğik düzlemde de nasıl davranacağız onu da bu soruda söylemiş olayım. Şimdi gençler bakın şöyle yapıyorsunuz. Bu K'nın ağırlığı böyle ya. Bu şekilde dedik. K'nın bakın iki tane bileşeni var. K'nın bir bu bileşeni vardır. Bir bu bileşeni vardır. Görüyor musunuz? K'nın arkadaşlar bize her zaman bu eğik düzlemde şuradaki bileşen lazım. Ve burası da bunun sinüs bileşenidir. Burada da ben sinüsü vermemişim. Masanın yazılı sinüsü verecek. Arkadaşlar burası K çarpı sinüs 30 değeridir. Sinüs 30 değeri de 1 bölü 2 olduğu için burası k bölü 2 eşittir. Peki bunu aşağı doğru çeken k bölü 2 yukarı doğru 30 ise o zaman bakın buradaki k bölü 2 30'a eşit olmalıdır. Dolayısıyla işler dışarı çarpımından k da burada bakın 60 Newton olmalıdır. Peki sistemdeki basit makineler arkadaşlar nelerdir isimlerini yazınız diyor. Şimdi bakınız arkadaşlar burada bir kere iki tane makara var. Ama buradaki nedir? Sabit makara. Bak bu isimleri de sorabilir. Şurası da gençler hareketli makara. Bir de burada nedir? Eğik düzlemimiz var. Üç tane burada e, basit makinemiz var dedik. K ve L cisimlerin ağırlıkları kaçtır diyor. Bakın K'nın ağırlığını 60, L'nin ağırlığını arkadaşlar 60 olarak bulduk. Peki L cismi, L cismi bakın 1 metre çekilirse diyor burada. K cismi ne kadar yer değiştirir? Gene şöyle bir soru çıkmıştı karşımıza. Şöyle yapıyoruz bakın. K cismini ne kadar çekiyormuşuz arkadaşlar? K cismini burada bilmiyoruz. Eşittir L cisminde ne kadar çekiyormuşuz? Bakın 1 metre çekiyormuş. İşte böyle yapıyoruz. Yani hepsini çekilme miktarı ile çarpıyoruz. L'yi bu arada ne bulduk? 60 çarpı 1 metre çekilmiş. K'da 60 çarpı ne çekilmiştir diyor. O zaman burası bakın ne çıktı? 1 metre çıktı. Ama 1 metre değil de daha farklı veya burada K ve L eşit çıkmasaydı. Eşit olmasaydı arkadaşlar. Mesela L bakın burada şöyle söyleyeyim. L burada 180 olsaydı mesela. Hani başka bir soru için söylüyorum. L atıyorum 180 olsa K 60 olsa. O zaman burası 1 iken bakın buranın ne olması lazım? 3 mi olması lazım? 3 kere 6 18 180 buranın 3 metre olması gerekirdi gibi. Evet bu soruda da çocuklar güzel bir soruydu bence. Böyle bir şey de karşımıza çıkabilir. Evet geldi şimdi çocuklar Feweb sorularına bakalım. Şöyle gene FVB hatırlayalım. Aman buna dikkat edin arkadaşlar. 4 tane bakın burada başlığımız var. Şimdi bana burada hangisiyle ilgili soru soruyor? FVB'in ile ilgili soru soruyor. Gene çok önemsediğim bir sorudur bu. Bu tarz sorularda bekliyorum açıkçası. Bakalım şimdi soruyu arkadaşlar. Buradaki K ve L'nin şu da görüyorsunuz artı Q yüküne uyguladı. Bileş kuvveti vermiş. Ve buna göre bana neyi soruyor arkadaşlar? Etkiden F kuvveti. Yani L yükü. L yükü arkadaşlar. L noktasındaki. L noktasındaki Q yüklü küre diyor. Şu yani. M noktasına getirilecekmiş. Ama şimdi ben bu işlemi yapmadan önce. Şöyle bir şey yapayım isterseniz. Şuradaki arkadaşlar kuvveti bizim. Bakın bir bileşenlere ayırmamız lazım sonra. Şimdi şurası da bakın 0,6 ya. Şurası biliyorsunuz şöyle söyleyeyim. 3'ün bir katıdır. Burası 3K'dır. Burası da gençler 4K'dır. Ne derseniz hatta F kuvvetini de ben burada 5K diyeyim. Yani F dediğim şey 5K olsun. Bakın bu şekilde bunu ifade edebiliriz. Peki sonra bakın buradaki L yükünü demek ki bakın bunlar da bunu direkt olarak itmişler. Burası da artı yüklü. Burası da artı yüklü. Çünkü K yükü buna 4K'lı kuvvet uyguluyor. L yükü de buna arkadaşlar 3K'lı kuvvet uyguluyor. Peki buradaki L yükünü sana diyor ki al diyor M'ye getir diyor. Bakın buradaki buraya getir diyor Q L yükünü. Peki şöyle olmaz mı? Bakın L yükü az önce bunu 3K ile itiyordu. E, buraya geldi uzaklık değişmedi. E gene bunu bakın arkadaşlar bu tarafa doğru ne yapacak? Gene bakın 3K ile itecek ama şu iptal olacak değil mi? Bakın bu buraya geçince e, bunu itme kuvveti bu tarafa oldu. O zaman şimdi buradaki artı Q yüküne şu tarafa doğru bakın 4K hala duruyor. Ama bu tarafa doğru bir de ne geldi? 3K geldi. Bakın bunların bileşkesi ne oldu? O zaman sağ tarafa doğru arkadaşlar K oldu. Ama bana K cinsinden değil F kuvveti cinsinden soruyor. Ben 5K'ya F demiştim. O zaman K'ya ne demeliyim bakın? 5'te 1 olduğu için F bölü 5 demeliyim. Ha tamam, bakın yine güzel bir soru. Güzel bir yorum sorusu. Böyle bir soruda gençler karşımda belki çıkabilir. Evet devam edelim. Şimdi bir soru içinde ben birkaç tane burada soru sormaya çalıştım açıkçası. Aynı soru üzerinde birkaç tane örnek gösterelim. Şimdi öncelikle burası ABC üçgeni demiş gençler. Kenar uzunlukları D olan. E demek ki burası bakın bir eşkenar üçgen. O zaman eşkenar üçgense biz ne yapmalıyız? Hemen buradaki açıları bir yazmalıyız. Bakın burası 60 derece. 60 derece ve bakın burası da 60 derece doğru mu? Eşkenar üçgense gençler açılarımızı bir yerleştirdik. Evet. Şimdi bana diyor ki A noktasındaki iki Q yükünü etki eden bileşki elektriksel kuvveti bulunuz diyor. Şimdi hemen şuraya ben isterseniz bir F ve bir yazayım bebe. Feweb. Arkadaşlar. Bana şimdi burada bakın F'yi olduğuna göre formülüm neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2. Yani asker tam değil mi? D kare bakın bunu buradan uygulayabilirim. O zaman A'ya etkilenen kuvveti soruyordu arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki eksi Q. Buradaki artı Q bakın ne yapacak? Çekecek. Ve kaçla çekecek? K çarpı. Bakın formüle dikkat edersiniz arkadaşlar. Formüle. Q'ları çarpıyorum ama. Burada şunu da dikkat etmenizi istiyorum. Şu ilk ikisi e, e, burada vektörel olduğu için. Burada gençler eksi formu de yerinize koymanıza gerek yok. Zaten burada yön olarak gösteriyorsunuz. 2 Q ile Q'yu çarpacağım. Yani 2 Q kare diyeceğim. Bölü aradaki uzaklığın kare diyeceğim. Peki buna gelirsen bu da bunu bakın aynı şekilde arkadaşlar çekecek. Bu da K çarpı 2 Q kare bölü D kare diyeceğim. E şimdi iki tane vektör arasında 60 derece olduğu zaman bakın bunların bileşkesi ne oluyordu? Şöyle olmuyor muydu? Ve bunun köküç katı oluyordu gençler. O zaman A şıkkını ben burada bulmuş oldum aşkına uygulanan kuvvet o zaman bakın ne buldum buradan. 2 kök 3 yani kök çarpıyorum bakın. 2 kök 3 k q kare bölü d kare bana yani bunu d istiyor. Evet şimdi B şıkkına gelelim. E, A noktasındaki arkadaşlar bileşke elektrik alan şiddetini bulunuz diyor. O zaman şimdi A noktasına tekrar gelirsem. Şimdi elektrik alan içinde şöyle bir durumum vardı benim. Şöyle yapayım bu şekil karışmasın diye gençler. Şöyle yapayım ben şu şekli bir daha buraya bir çizeyim çünkü az önceki şekilde birbirine karışacak. Şurası bakın neydi? Eksi Q ve eksi Q'ydu. Şurada gençler bakın şurada bir eksi Q yüklü cisim var. Burada da eksi Q yüklü cisim var ve şurada da bir A noktası var. <laughs> Ama bakın bana burada şimdi A noktasındaki arkadaşlar elektrik alanı soruyor ya. Orada bir oradaki yükü düşünmeden benim almam lazım. Şimdi A noktasında arkadaşlar bir yük yok. Yani dolayısıyla elektrik alanı düşünürken orada büyük yokmuş gibi düşünürüm. Ama burada bir artı bir yük varmış gibi hayal ediyorum. Bakın A noktasındaki elektrik alanı bulmak için gençler. Şimdi A noktasında bir artı yüklü bir cisim varmış gibi düşündüğüm zaman bu eksi bu artıyı ne yapacak? Bakın çekecek. Aynen kulom kuvveti gibi. Bu da bunu bakın çekecek. Peki ne kadarla çekecek arkadaşlar? Elektriksel alanın formülü neydi? Onu da bir hatırlayalım. Askerin kolu gitmişti hatırlayın. KQ bölü D kare. O zaman burası bakın KQ bölü D kare olacak. Şurası arkadaşlar KQ bölü D kare olacak. Ve yine aradaki açıya bakın 60 derece olduğu için bunun kök 3 katı olacak. Yani o zaman ben şu 5 kına da yazayım o zaman. Elektrik alanı biz ne olarak bulduk burada? Ee, KQ K Q bölü D kare dedik. Ve bunu da arkadaşlar kök 3 burada çarpmış olduk. Bakın görüyor musunuz? Elektrik alanında böylece bulmuş olduk. Peki A noktasındaki <laughs> Sonra arkadaşlar elektrik potansiyelini soruyor. Şöyle yapayım ben şu Üçgeni bir daha çizeyim çünkü her seferinde aynı üçgende soru sorduğum için orası karışır. Şöyle bakın arkadaşlar A noktası burası. Yine şurada bir eksi Q yükümüz var. Burada da bir eksi Q yükümüz var. Bu sefer bakın bana potansiyeli soruyor yani F'nin V'sini soruyor. Burada bakın bacak da gitmişti KQ bölü değdi sevgili gençler. O zaman şöyle yapıyorum. Bunu bakın bu sefer itiyor çekiyor olarak düşünmüyorum yalnız potansiyeli sorduğunda bakın şöyle düşünüyorum. Bunun buradaki potansiyelini bakın şuradaki V formülüne bağlı olarak yazıyorum ama eksiği de bakın formülde bu sefer yerine yazıyorum arkadaşlar. Son iki formülde eksi yerine yazılır. KQ bölü D şu uzaklıklar D idi. Artı bunun A noktasındaki de o da eksi KQ bölü D. O zaman ne çıktı bakın burası? Eksi 2 KQ bölü D çıktı sevgili gençler. O zaman burayı da bakın. V'yi de şöyle bulmuş oldum. Eksi 2 KQ bölü D olarak buldum. Ve bir de son olarak neyi soruyor? Sistemin elektriksel potansiyel enerjisini soruyor. Yani FEVB'nin arkadaşlar sonuncuyu soruyor. Hatırlarsanız burada kol geri gelmişti. K, Q1, Q2 bölü D. Peki sistemin potansiyel enerjisi bakın şöyle bulunuyor gençler. Ee, burada sistemin dediği için bu yükleri ikişer ikişer almanız lazım. Mesela önce şu iki yükü alacağız. arasındaki elektriksel potansiyel enerjiyi yazacağız. Bakın şöyle yazalım isterseniz. E, P, FEVB'nin sonuncusu. Şimdi bunları alırsak arkadaşlar k çarpı artı ile eksinin çarpımı yine eksi diye yazıyorum. Eksi 2k q'ları çarptığım için q kare bölü aradaki uzaklık d diyorum. Artı bakın ondan sonra şu ikisini alayım. En sonunda alttaki ikisini alacağım. Orası bakın aynı değerler olduğu için 2k q kare bölü d diyorum. Tekrar artı diyorum. Bir de arkadaşlar alttaki iki yükü alırsam bakın gene değerleri çarpacağım. Bu sefer artı oluyor dikkat ederseniz. K Q kare bölü D. Şuradan eksi 4 e, bir de buradan gelince bakın ne oldu? Eksi 3 K Q kare bölü D oldu arkadaşlar. İşte bakın gördüğünüz gibi böyle yapmış olduk. Tabi bir soru içinde ben bütün her şeyi göstereyim deyince e, umarım olay karışmadı. Ekstradan üçgen çizerek çünkü onu gösterdim. Bence bu soru önemli. Bunu bir daha bir geriye alıp izlemen lazım. İlla ki böyle bir şey karşımıza çıkar. Şimdi gençler güzel bir tork sorusu daha var bakın. iki tane kuvvetimiz var. Ve o noktasına göre bunların bize torklarını gençler sormuş. Bu kuvvetlerin bakın torklarını alabilmek için öncelikle benim bunu bir bileşenlere ayırmam lazım. Bakın şöyle yapayım. Şu şekilde bakın. Diğer kuvvete bakın şöyle bileşenlere ayırıyorum. Yani burası arkadaşlar 2-1. Burası bakın 2-1 dedim mi? Evet. Şimdi bakın beraber alalım. Birinci kuvvetin torkunu alayım arkadaşlar. Şuraya yazacağım. Birinci kuvvetin torku. Ama birinci kuvvetin iki tane bileşeni olduğu için ve bunlar aynı tarafa veya zıt tarafa da çevirebilirler. Onu da söyleyeyim. Ona göre arkadaşlar bunların ayrı ayrı torktan alacağım. Zaten bunu bileşenler ayırdığım için şuradaki F1 ve şu F2'yi zaten şöyle silebilirim. Yani bunları götürebilirim. Şimdi şöyle yapalım isterseniz arkadaşlar. Bir tane bir e, benim şu F ve formülü var şunu kullanayım. Şuradaki şunu bir daha şöyle bir katlayayım. Hatta bir daha katlayayım bir şöyle bir levha oluşturmaya çalışacağım. Şöyle yapayım arkadaşlar. Şöyle biraz hayal gücümüzü kullanmaya çalışacağım. Şuradaki levhayı bu kuvvetler nereden döndürüyor? Bakın şurada O noktası var ya. Hani O noktasını şurada biraz alta koydum. Bu şöyle dönen bir levha değil mi? Bunu böyle bir düşünmeniz lazım. Bakın bu iki numara dikkat edin arkadaşlar. Şu iki numara gibi şunu şuradan şöyle yapayım. Şöyle bir kuvvet uygularsan bakın iki numara arkadaşlar şu şekilde döndürüyor bunu. Saat yönde döndürüyor. Ama bir numara uygularsan bakın şu bir numaraya bakın şöyle uyguluyorum. Görüyor musun bakın saat yönün tersine doğru dönüyor arkadaşlar. Yani bunlar zıt tarafa doğru döndürdükleri için ben ne yapmalıyım? Bunların torklarını da arkadaşlar birimden çıkartmalıyım. Çünkü bileşke torku bulmak için. Peki nasıl yapacağız? Şimdi 2 çarpı torku nasıl alıyordum? Kuvvetle uzaklığı çarpıyordum. Kuvvetle arkadaşlar uzaklığı derken yani şu kuvvetin şu kuvvetin o noktasına dik uzaklığı ne kadar burası? 4 mü? 2 çarpı 4 diyorum. Eksi diyorum arkadaşlar. Denge bir zıt yöne çevirdiği için bir çarpı diyorum. Gene bunu uzattığım zaman o noktasının uzaklığı ne kadar oldu? İki oldu. Şuradan 8 eksi ikiden Burası arkadaşlar 6 olarak çıktı. Peki geldim ikinci kuvvete. Bakın ikinci kuvvette de kuvvetler bakacağım şimdi. Zıt yönde mi döndürüyorlar? Aynı yönde mi döndürüyorlar? Şimdi gençler gene şunu şu şekilde bakın o noktasını burası gibi düşünürsem. Şimdi şu 1 Newton bakın şöyle çekiyor. Şuradan bir çekeceğim bakın. Şuradan böyle çektiğim zaman bakın çektim. Şuradan çekince bakın bu saat yönde döndü. Şimdi 2 Newton'lu kuvvet gibi çekiyorum. Bakın şuradan şöyle çektiğim zaman gene bakın saat yönde dönüyor. Görüyor musunuz? Ha bunlar aynı yönde döndürdüklerine göre demek ki bunların torklarını arkadaşlar toplayacağım. Şöyle yapıyorum yani 1 çarpı bakın şöyle yapıyorsunuz kuvveti uzatıyorsunuz. Şuraya arkadaşlar dik uzaklı alıyorsunuz 2. Artı iki çarpı gene 2'yi bakın uzatıp şuraya dik uzaklı alıyorsunuz 1. Buradan da kaç çıktı bakın 4 mü çıktı. Demek ki bize T1 bölü T2 torkunu soruyordu. 6 bölü dörtten sadeleştirsek bakın buradan 3 bölü iki gibi bir değer elde etmiş olduk. Evet güzel bir tork sorusuydu arkadaşlar. Torktan ben illaki soru bekliyorum. Böyle bir şey illaki gelecektir. Peki A ve C e, köşelerinde gördüğünüz gibi Q1, Q2 yükleri varmış sevgili gençler. E, ve sistemin elektriksel potansiyel enerjisi yani şu anki potansiyel enerjisi 300 Joule'muş. E, buna göre Q yüklü cisim yani Q1 yüklü cisim şu cisim yani arkadaşlar. B noktasına getirmek için ne kadar bir enerji harcanır yani ne kadar potansiyel enerji nasıl değişir demiş. Şimdi bunun için de senin yine bir F ve bir ihtiyacın var bakın yazıyorum. Artık bu FVB arkadaşlar bizim için önemli. Şimdi neydi ben şu EPS'in formülünü bir hatırlayalım mı? Şimdi burada arkadaşlar askerin kolu ve bacağı tamdı. Burada önce kol gitmişti. Sonra bacak da gitmişti. Sonra kol geri gelmişti bakın. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D. Şimdi gençler yükümüzün biri burada, biri burada. Biraz sonra ne yapacakmışız? Buradaki Q1 yükünü arkadaşlar getireceğiz şuraya. Bakın şuraya getireceğiz Q1 yükünü. Ve burada bunun enerjisi nasıl değişir? Aslında enerji değişimi aynı zamanda arkadaşlar işi de vermiş oluyor. İş ne kadardır da dese aynı şey oldu. O zaman şöyle yapayım isterseniz. Ben bunun ilk durumdaki bir enerjisini bulayım. Nereden bulacağım? Şuradaki formülden bulacağım. Bakın K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü. Aradaki uzaklık arkadaşlar 3, 4'ten şurası 5 olmaz mı? O zaman burası 5D ve bu ne kadarmış sevgili gençler? Bakınız burada 300'müş. 300 yulmuş. Peki son duruma geleyim. Son durum dediğim yani bu yükü ben buradan aldım buraya getirdim ya artık burada böyle bir yük yok artık buraya geldi. Şu iki yüke bakarsanız K çarpı bakın Q1 çarpı Q2 bölü aradaki uzaklık şu anda ne kadar? 3D. İşte buranın ne kadar olduğunu bulmam gerekiyor gençler. Şurada bakın şöyle yapsam bir içler dışlar çarpımı yapsam. Bakın içler dışlar yapsam 5 kere 3 15 mi? Yani şurası bakın şurası arkadaşlar. Veya şurası diyeyim isterseniz. Şurası e, 1500 olmalı ki. Görüyor musunuz? Bakın şurası arkadaşlar 1500'müş ki. 1500'ü bakın e, 5'e böldüğümüz zaman 300 çıkmış. Demek ki burasının 1500 olduğunu biliyorsam. E, burayı 3'e bölüyorsam. 1500 3'e böl. Kaç çıkar buradan o zaman? 500 Joule çıkar. O zaman enerji değişimi yani delta E. Arkadaşlar aynı zamanda işte diyebilir bakın. Burada. Delta E ne kadardır derse. Ne kadar değişmiş bakın. 200 Joule. 200 jül ne olmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi artmış. O zaman 200 jül ne diyeceğiz biz buna? Artar diyeceğiz. Dediğim gibi iş ne kadar derse de bunu da 200 olarak bulmuş olduk. Bakın MEP e, arkadaşlar senaryo sorularından örnek sorularından e, farklı farklı sorular aldım. Biraz da birkaç tane de ondan bir yapalım isterseniz. Mesela bu tip sorulardan da açıkçası e, bekliyorum ben. Bu tip bir soruda gelebilir böyle noktasal yükler veriyor. Ve bunun kütle merkezi nerededir diye soruyor. Bunu şöyle yapıyoruz arkadaşlar şimdi burada gördüğünüz gibi üç tane yük var 3M var M var ve 4M var. Bunları birleştirerek gideceğim ben burada nasıl gideceğim? Öncelikle şöyle yapalım şu 3M ile M'i bir birleştirelim. Peki nerededir bu tam ortada mıdır? Değil. Ağır olana yakındır gençler ağır olana peki şurada mıdır? Yani burası doğru yer mi diye şöyle anlayabilirsiniz. Bakın 3M çarpı 1'i çarparsanız M çarpı M çarpı 3 çarptığınız zaman bakın Eşi çıkıyor doğru mu? Demek ki burası doğru yer. 3M ile M'i götürüyoruz ve şu noktaya ne yazıyoruz arkadaşlar? Şuraya bakın 4M yazıyoruz. Sonra, sonra arkadaşlar yük sayımız e, buradaki e, kütle sayımız 2'ye indi. 4M ile 4M eşit olduğu için bunların kütlesi de arkadaşlar tam ortada 8M'dir. İşte bunu da kütle merkezine bakın ne olarak bulduk biz? Koordinatlarını kaça kaç bulduk peki? 3'e 3 olarak bulduk. Yani kütle merkezini demiş koordinatları arkadaşlar 3'e 3 olarak bakın bulduk görüyor musunuz? Geri yani çok güzel bir yazılı sorusu olarak açıkçası. Peki paralel levhalarla ilgili bir soru. Bu şekilde belki bir şey gelebilir. Ee, aradaki uzaklık iki katına çıkılırsa sahası nasıl değişir demiş. Şimdi gençler hani cihat formülü vardı ya cihat. Yani buradaki sahayı sorduğu zaman arkadaşlar sahayı sorduğu zaman yani yük kapasitesini gençler sorduğu zaman bunun C eşittir. E A bölü D diye bakın bir formülü var. Yani dedim gibi ben bunu C at diyorum. Vallahi bir şey, başka da bir şeye benzemiyor bu. Şimdi bakın bize şöyle bir şey demiş arkadaşlar. Uzaklık iki katına çıkıyormuş. Yani şuraya ben bunu tekrar bir yazayım isterseniz. Burayı 2D yapacakmışız tamam. Ve levhalar arasında boşluğun dielektrik kat sayısı da iki katına yani şuradaki 2 e yapılırsa diyor bakın gençler. Buradaki A'da anladığım kadarıyla bir değişme yok. O zaman şöyle olmadı mı? Hem bunu hem bunu iki katına çıkarınca bunlar bakın birbirini götürdü. Ve burası gene C çıktı. Yani hiçbir değişme olmadı arkadaşlar. Değişim nasıl olur diyor. Hiçbir değişme olmadı. Çünkü siz hem bunu hem bunu iki katını çıkardığınızda bir değişme olmaz. Ee, sahası nasıl değişir demiş. Bu şekilde değişmedi diye bulduk. Evet bir makara sorumuz daha var arkadaşlar. Şöyle bir şey daha yapalım. Şimdi bakın 10 kilogram burada vermiş makara artık da imal edilmiş. Buna göre ee, K cisminin kütlesi yani şuradaki L cisminin demek istemişim burada. L cisminin arkadaşlar kütlesi ne kadardır diye soracağım. Bir kere bu 10 kilogramsa bakın G'yi 10 vermiş ya. Bunu 10 ile çarpar arkadaşlar. Bunun bir kere 100 Newton olduğunu benim bir bulmam lazım. Sonra bunu şöyle bileşenlere ayırırsam. Bana her zaman şuradaki bileşen lazım. Sinüs bileşeni bunu 0.6 vermiş. 100 0.6 ile çarparsam bakın burası ne oldu? 60 oldu. 60 ise yukarı doğru çeken de bakın 60 olacak dengeden. Aynı ipi bakın devam ettiriyorum şöyle görüyor musunuz? Bakın şurası da arkadaşlar 60. Burası da 60'tır. E, yukarı doğru çeken 120 ise Şuradan da gençler 120 olması lazım diyoruz. Gördüğünüz gibi L'yi buradan arkadaşlar bu şekilde bulabildik. Evet geldik ödüllü sorumuza. Ödüllü sorumuzda o zaman yapıp yorumları yol gençler. Videoda elimizden geldiği kadar bütün her şeyden değinmeye çalıştık. Ee, o zaman size hepinize yazılıda başarılar diliyorum. Bir sonraki derste arkadaşlar görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın.